Zonguldaklı madenciler depremde yerle bir olan Adıyaman'da yüzlerce canı enkaz altından çıkararak yaşama dönmesini sağladı. Onlardan biri de Songül Göksu'ydu. 20 yaşındaki Göksu enkazda bacaklarını kaybetti ancak karate ile hayata tutundu. Ankara'da katıldığı turnuvada kendisini kurtaran maden işçileri de oradaydı. Güzelim, baban amcam burada bak, burada. Tamam, biz seni şimdi oradan alacağız. Sen hiç şey yapma, tamam mı? Sen öyle dur, tamam mı? Hadi bak. Haydi geçmiş yavaş. Enkaz altında kalan Songül'ü yaşam tüneli oluşturarak kurtardılar. Songül'ün kahramanları onunla bağını hiç koparmadı. İyiyiz, Allah'a şükürler olsun işte. Sağlığına duacıyız. Ocaktan çıktık bak, kapkara hepimiz. Madenciler bacaklarını kaybeden genç kızı ilk para karate turnuvasında yalnız bırakmadı. Onları çok seviyorum. Gerçekten böyle yanımda olunca ben kendimi böyle hiç yalnız hissetmiyorum. Üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Songül Göksu Adıyaman'da 7 katlı yurt binasında kalıyordu. 6 Şubat'taki ilk depremde bina yerle bir oldu. Yüzlerce kişiyi enkaz altından kurtaran madenciler bu kez Songül Göksu için mücadele veriyordu. Zamana karşı başlatılan yarışta sevindirici haber 3. günde geldi. Tüm riskleri göze alarak enkaza giren 18 yıllık madenci Sinan durdu, yaşam tüneli oluşturarak Göksu'ya ulaştı. Hadi bak. Haydi geçmiş yavaş. Hiç gitmediğimiz bir memleket, hiç görmediğimiz bir toprak. Her taraf yıkılmış. Tesadüf, kader bizi orada birleştirdi Songül'le. 20 yaşındaki Songül Ankara'ya sevk edildi. Bacakları hayati risk taşıdığı için ampute edildi. Genç kız zorlu tedavi sürecinde karateyle tanıştı. Bu sayede hayata tutundu. Ben sporla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Hastaneye gelip öğrendim zaten. Bana fiziken çok iyi geliyor karate. Kollarım çalışıyor, kendimi çok iyi hissediyorum. Songül Göksu katıldığı Türkiye Para Karate Şampiyonası'nda büyük bir sürpriz yaşadı. Enkazda umut olan madenci kahramanları oradaydı. Göksu'ya tribünlerden destek verdi. Çok sıkı bağlar kurduk biz aslında çalışma esnasında. 7-8 gün kaldık biz ama yani orada o 8 gün 80 sene gibi biz birbirimizden kopamadık yani, öyle söyleyeyim. Bağımız kopartmadık. Bizim bir ailemizden birisi oldu. Kardeşimiz, hani ablamız, hiç fark etmiyor. Çocuğumuzu yerine koyduk. Songül Göksu katıldığı turnuvada Türkiye ikincisi oldu. Kazandığı gümüş madalyanın sevincini madencilerle paylaştı.